değil. Geri Üçüncü olarak gitti. benim tamam. Tamam ben devam evet. Konseptim Cihan'dı. Cihan. Hatırladınız üzere hocam. Evet. Bu konsepti nasıl doldurdum? Ondan bahsedeyim. Ya bu renk yeşil ve mavinin karışımı bir renkti. Bilgisayarlarda, telefonlarda insanları uyanık tutmak için kullanılıyordu. Yani ben bu kenti aktif bir kent olarak düşündüm. O yüzden ismini Cihan koymuştum hocam. Yani aktif, sürekli çalışan o şekilde bir kent olarak düşünmüştüm. Ve yeşil ve mavi vaziyeti aktaracağımı yani içeride belirgin bir şekilde göstereceğimi söylemiştim. Bunun üzerine hocam ben aslında bu verdiğiniz alanı iki parçaya bölmüş gibi oldum. Ortada eğlence merkezim var. Üstünden diğer tarafa geçen üç tane köprü bulunuyor. Benim birinci tarafım şura olarak kabul edersin hocam. Şu üst taraf. İkinci kısım da şu alt kısım. Tamam. Bu alt kısımda iş merkezleri, yani alışveriş ve ticari alanlar. Daha çok burası işle ilgili, yani nasıl anlatayım hocam? Sanayi bölgesi. Yukarı tarafta konutların olduğu kısım ve konutların gerekli olduğu birimler, yani ona gerekli olduğu birimler. Yine konutlara dağınık olarak yerleştirdiğim alışveriş ve ticari alanlar var. Onlar için düşündüğüm spor kompleksi alanı. Yani konutlara yakın olarak konumlandırdım. Şimdi hocam benim bu vaziyette size sormak istediğim sorular var. Tabii Bu ki eğlence dinliyorum. merkezi üstünden diğer tarafta 3 tane köprü olacak. Bu eğlence merkezi eksik kotunda, yani bu zemin kotundan biraz daha aşağı kotta olacak hocam. Mesela Tamam. eksi 1000 kotunda, yani Biraz sallıyorum böyle. yaklaşarak göstersem ben tam anlayamıyorum. Uzaktan görüyorum da şu an tam elinle bir şey yaparak göster. Eğlence merkezini ben Photoshop'ta boyadım hocam. Oradan daha net görebileceğiz şu şekilde. Aynen oradan bir bakalım. Yani ben tam anlayamadım soruyu da o yüzden net cevap veremeyeceğim. Tamam hocam. Sen onu bana bir tam doğru şekilde sor. Ben ondan sonra düşüneyim bir. Onu benim sıramda söylerim sana. Tamam hocam. Geldi mi ekran hocam Photoshop'ta? Yok gelmedi çünkü sadece AutoCAD'i paylaşmışsın. Paylaşırken ekranı screen 1 diye paylaşman lazım. Ekrandaki geçişleri de görebilmem için. İçeriği paylaşırken en baştakine tıklayacaksın ki ben hepsini göreceğim. Bir aşağı indir AutoCAD'i mesela şimdi. Başka bir şey görebiliyor mu? Görüyor musunuz hocam? İndir de yok göremiyorum şu an. İşte AutoCAD'i paylaşıyorsun sadece. Paylaşımı bir durdur. İptal et yani. Şimdi Durdurayım. içeriği paylaş dediğinde sana screen 1 diye bir tane seçenek gelmiyor mu? En başta. Bakayım. Screen 1 en başta içeriği paylaş deyince 5-6 tane kare çıkıyor. Evet, O doğru. screen 1'e tıklıyorsun. Hocam, heh, tamam gördüm. Tamamdır hocam. Tamam. Şimdi geçişleri görebilirim Tamamdır. ben. Geldi Evet mi? gördüm. Yani. Çok güzel. Evet, bu alanın üstünden 3 tane köprü geçecek. Şu ortadaki yolu tek çizgi olarak göstermişim. Bunu iki çizgi yapmamışım hocam. Kusura bakmayın. 3 köprü olacak. Ya bu mantıklı mıdır Olsun. hocam? Eğlence merkezinin tepesinden 3 köprü geçmesi. Yani o köprüde ne oluyor ki ben onu anlamadım. Yani mantıklı da olabilir, çok saçma bir şey de olabilir. Üsttekiler ya şey araç yolu, bu içeridekiler yaya yolu, şu da Açık griler yaya yolu. evet açık griler yaya yolu, koyu olanlar araç yolu. Ya Tamam, onu üstünden bir çok. düşünelim. Yani şu an mantıklı mantıksız net bir yorum yapamam. Onu benim sıramda buraya bir notumu aldım. Mantıksız mı diye sana bir izah et vereceğim. Yani düşüneceğiz üzerinde. Birlikte düşüneceğiz. Sen Tamam. benden bazı fikirler alacaksın. Bazı fikirler vereceğim sana bu köprüyle ilgili. Bazı eleştirdiğim teknik sorunlar var. Tabii bunların hepsini senden çözmeni isteyeceğim. Ve senin yorumunu da katmanı bekleyeceğim. Benim dediğim aynı yapıp gelmeni istemeyeceğim. Sen devam edebilirsin şimdi. Tekrar AutoCAD'den nereden istiyorsan. Tamamdır. Bu eğlence merkezinde su yolu mu olacak? Bu su yoluna kayıklarla seyahat edilebilecek su yolunun içerisinde. Burada eğlence birimleri mi olacak? Daha burada göstermediğim, daha yani tasarımını tam yerleştiremedim. Bu alana uygun tasarımlar yapamadım diyeyim. Daha onları tam oturtturamadım. Onlar Eğitim olacak. birimleri var mı Evet, bu alanda olacak hocam. Şu burada? dairesel alanlarda olacak. Nerede? Yani eğlence merkezleri iç içe mi? Evet, burada eğlence yani
kafe tarzında mesela canlı müzik verilen alanlar. O da o tarzda yerler. Bar olabilir onun tarzında. Tamam. Yerler olacak. Buraya kayıkla seyahat edeceğiz hocam. Ya burada tam Dedim. olarak eğlencenin ne olduğunu da açmanı isteyeceğim senden de. Benim sıramda söyleyeyim ben onu. Çünkü farklı sonuçlar da çıkabilir oradan. Devam edelim. Tamam bu şekilde. Biraz da su yolunu çözmekte hani o oradaki trafik çözmekte biraz sorun yaşadım. Onu da belirteyim hocam. Bu şekilde. Peki de Tamam. geçeyim. Evet. Aşağı tarafı anlattım hocam zaten. Burada iş merkezlerim. Aşağı tarafında da sanayi alanım var. Bu şekilde konumlandırdım hocam. Yine burası sanayi bölgesine yakın olduğu için buradaki eğitim alanı meslek lisesi olarak değerlendirilecek. Ondan bahsedeyim. Bir de bu ticari alanlarımın ortasından yaya yolu geçiyor. Bu araç yolu Buradaki diyeceğim. sanayinin içeriği nedir? Yani ne üzerine sanayi düşünüyorsun? Belli mi? Otosanayi sanayi falan olmayacak herhalde. Yok, olmayacak. Otosanayi değil de onu yani iş merkezlerine uygun o şirkete uygun bir şey olacak da onu da belirlemedim hocam tam olarak. İşte onu belirlemezsen mi? Sanayi deyince aklına senin ne geliyor mesela? Hiçbir şey bilmiyorsan. Sanayiye Olabilir. gideceğim. Otosanayiye geliyor. Deniz kenarında. Yani sen bunu şimdi jüride senin için diyorum ben. Bunu Tamam. detaylandırmadan gelirsen yani ben bu soruyu sana sorarım. Sen de cevap veremezsin ya da kaçamak cevap vermeye kalkarsın. Ben sana düşük puan vermek zorunda kalırım. Çünkü ne yaptığını Doğru. bilmeden yapmış oluyorsun. Onu Yani açacağım. oradaki işte İzmir'in sanayi anlamında nesi varsa belki o olabilir ki bana orada sanayi yeri de çok mantıklı gelmiyor ama senin konseptini belirleyecek. O yüzden saygı duyuyorum, bir şey demiyorum. Evet. Ama işte tutarsızlıklar var bazı. Hani tamam meslek lisesiyle sanayi lisesi iç içe olması güzel de sanayinin ne olduğu tanımsız olunca tutarsızlık oluyor işte. Evet, doğru. Onları biraz daha şey yaparız. Sen devam et. Yine iş merkezlerimin aşağısında, yani sanayi ile iş merkezlerinin tam orta kısmında bulunan meydanım var. Burada sanayi bölgesinde yapılan çalışmalar sergilenecek. Buraya sanayi bölgesi değil de farklı bir isim mi versek hocam? O tuhaf kaçıyor dediğiniz gibi. Yani bilmiyorum ben. Proje senin proje. Mimar sensin orada. Tamam hocam o konuda Yani biraz onu bir düşün. Yani isim, sanayi ismi düşün. Yazıyorum sana. Tamam. Tamam devam et. yine bu sahil bölgesinde park alanım olacak. Yeşil alanım. Bu şekilde Yeşil hocam. alan, yeşil alanlarda özel bir şey var. Park mı yani burası sadece? Uzun bir park olacak ama tasarım bir park. Yani oturma birimlerinin Bir olduğu. Burada konsepti mi olacak buranın yani? Özel bir konsept olacak mı bu parkın? evet özel bir tasarımı Yoksa olacak. sadece yeşil alan mı? Yani o da olabilir yani. Merak ettiğimden soruyorum sadece. Yani belediyelerin yaptığı parklar gibi bir şey mi olacak ince uzun? Hocam ben parça parça ilerlediğim için açıkçası tam oraya o parçaya geçemedim. Anladım. Hangi parçayı yaptın peki? Ona bakabilir miyiz? Hocam ben daha çok bu merkez yani konseptimi açıklayabileceğim kısımda yoğunlaştım. Şu eğlence Anladım. merkezi ve iş merkezlerinde. Ya Kaç ölçek açık çalıştın peki? hocam yani çalıştığım ölçek çok detaylı çalışmadım Yok hayır açıkçası. bu birebir sana verdiğimiz DVG'nin üstüne mi işledin yani onu merak ediyorum. Evet aynen öyle hocam. Sizin Birebir ben çalışmışsın. evet DVG'nin üstüne işledim ama yollar daha tek çizgi olarak yani tam onları oturtamadım. Tamam. Tamam devam et. Bu Daha 5 dakikam var. 4 dakikam var. benim anlatacağım kısım bitti hocam. Yani bunun harici yaya yollarının geçeceğini söyledim. Ticari alanların arasında. Şimdi ben yorumumu yapmadan önce sana birkaç soru soracağım. Tabii buyurun hocam. Ders nasıl gidiyor? Keyif alıyor musun? Hocam ben gayet keyif alıyorum. Yani sizin ayrıyetten de ya ders hakkında değil de diğer tecrübelerinizi aktardığınız kısımlar da gayet verimli geçiyor yani benim açımdan. Ben Tamam. keyif Güzel. alıyorum. Yok bunu şey için sordum. Yani hani şu an 6. haftada mıyız? Kaçıncı haftadayız biz? 7. hafta mı 6. hafta mı bilmiyorum. 3 hafta zaten şey yaptık. Bir hafta eskiz sınavıydı. Bir hafta kaynak araştırma. Bir hafta onun jürisi. Etti 3 hafta. Sonra biz bu 3 hafta daha ders yaptık. 6. haftada falanız muhtemelen. Evet. Aşağı yukarı. Ya da 7. hafta. Onu bir hesaplamam lazım. Şimdi ben daha bu dersleri de tekrar derleyip şeye koyamadım. Mergen'e paylaşamadım linklerini. Bizim öyle bir şey yapmamız da gerekiyor. Resmi olarak ders işlediğimize dair. Kimse yeterli değil yani. Dinliyorum. Neyse.
Şöyle bir sıkıntı. Yani ben bunu özellikle soruyorum ki şimdi 6. haftada bir projenin gelmesi gereken seviye şu an için tamam büyük bir proje. Kabul ediyorum da biraz yavaş mı kalıyoruz? Vaziyette çok bir şeyle takılıyor muyuz? Onlardan dolayı biraz sıkıntılarımız var gibi. Ben hani önceki arkadaşların videolarını izledim mi bilmiyorum ya da hiç bu anlamda kendi içinizde bir grubunuz, bir şeyiniz var mı onu da bilmiyorum ama hani oralardan böyle bir şey yapmayın yani cimrilik mi denir, pintilik mi denir yapmayın. Paylaşın projelerinizi, kendinizi kritik edin, sorular sorun. İşte hoca bana bunu dedi, size de aynısını söyleyebilir gibi şey yapın. Sonuçta sizler kendi içinizde birlik olacaksınız, bizler kendi içimizde birlik olacağız. Bizler sizi gömmeye çalışacağız, sizler bizi geçmeye çalışacaksınız. Yani bu işin kuralı budur. Evet hocam. Şey, ya tabii bunların da etik bir şeyi vardı. Yani ben seni eleştirirken de mantıklı bir şey çerçevesinde ki bu zamana kadar eleştirilen hepsinde mantık olduğunu düşünüyorum ben. Olmayınca da soruyorum size yani. Hani siz de kabul ediyorsunuz. Açık açık söyleyeyim bunu. Yani söylediğim eleştirilerde kafadan atma bir şey olmaz benim. Yani hani bir geçerliliği vardır. Ama farklı yönden yani kişisel inisiyatifim azdır. Genelde işe bilimsel yaklaşmayı severim ben. Eğer hani sizde bu şekilde bir kontrol şey olursa size dediğim gibi o 7E kuralına göre kritiğini çok yapın, üzerinde düşünün, araştırın. Yani bugün burada işte hocadan kritik aldım. Haftaya salı gününe kadar işte bir şey yapmaya gerek yok. Son 2-3 gün kala yapar çizer getiririz mantığında olursanız yani hem bu projeden lezzet alamazsınız hem çok fazla bir şey öğrenemezsiniz. Doğru. Yani hem de sonucunda da hüsran olmasını istemiyorum ben. Yani hani şöyle güzel konulu yani sıcak gündeme de hitap eden projeyi hakkını verirsiniz diye ümit ediyorum. Ya beni hayal kırıklığına uğratmayın lütfen. Bunu söyledikten sonra sana yorumumu şöyle söyleyeceğim. İnşallah hocam. Sıkı bir giriş yapmamız lazım öncelikle. Senden bu hafta biraz fazla bir şey isteyeceğim. Haberin olsun Muhammed. Evet, yapmayacaksın hocam. İnşallah yaparım. Heh, Evet. tamam. Yani hani yaparsın diye düşünüyorum. Zorlanmazsın. Şimdi şöyle başlayalım. Birincisi konseptten başlıyorum. Ben kendim paylaşacağım ekranı. Şunu bir kapatıyorum. Sen kendini kendi kapat istersen. Tamam, Benim ekranı görebiliyor musun? yok şu an bir Hayır, dakika. kendini kendi kapat da. Kendimi Heh. kapatayım hemen. Dur, ben de bir ekran paylaşım. Dur, bir içerik paylaşıyorum. Ben kapattım hocam. Dur bir saniye. Şuradan bir mail adresime bir gireyim de. Benim hangi mailime gönderdin? Senin projeni indirmedim ben daha da o yüzden diyorum. Hangisini göndermiştim hocam? Dur bakayım ikisine de bakalım. En çok baktığınıza gönderdim mi? Şu an mail tam Şu olarak burada. Eğlence merkeziyle ilgili bir şey göndermişsin ayrıca. Yani bu boyamayı göndermişsin. O boyamayı sonra onunla şimdi. Ondan daha büyük sorunlarımız daha var. görelim diye onu şey yaptım hocam. Tamam onu da indirelim. Tamam yine indireyim. Bunun üzerine de konuşuruz. Şöyle indirelim. Şimdi geri geldik. Barış'a kritik vermiştik zaten. Tamam. Şimdi vaziyetini ben bir açacağım. Şunu açacağım. Heh, tamam. Güzel. Sürüm farkı falan mı var? Kaç AutoCAD kaç kullanıyorsun? 19 hocam. Tamam yok onu da çözeriz sorun değil. Ben 2000 şey kullandığım için 2014 kullanıyorum eski model. Ha, keşke Külüstürleri severim. 14 çevirip atsaydım keşke hocam. Yok yok önemli değil ya açtım sorun değil. Biz çözüm odaklıyız. Muhammed sen beni daha tanımıyorsun da. Dur, annesi Tanıyacağız çalışacağım. inşallah hocam. Tanıyacağız. Bunları Zamanla. DVG olarak kaydetmemiz lazım. Sayımız diyelim. Ha, DVG 2007 diyelim. Her türlü çalışsın. Doğru dosya sanırım. DXF yapmışız yani. Neyse ben bunu açarım. Güzel. Bunu sildim. Çünkü. Şimdi gelelim bizim işlerimize. Bak. Birincisi konseptten başlayacağım. Evet. Yeşil ve mavinin bir saniye tam açılsaydı.
Evet hocam. Onu Dinliyorum. da sebebi şey hareket ederek yerine göstermek istiyorum da. Sıkıntı oldu sana. Şunları bir kapatayım ben. Rahat çalışalım. Bilgisayar çok önemli bir faktör yani arkadaşlar. İleride bu Evet. işi yapacaksanız güzel bir bilgisayarınız olacak. Daha olmalı yani. Yoksa kanser olabilirsiniz. Sen nereydin Muhammed? Ben Ardahanlıyım hocam. Ardahan. Oo. Yusuf İslam'ı tanıyor musun? O da oralı bir yerdeydi. Yani nereydi bilmiyorum. Çok. Şanlıurfa'lı mıydı? Kaçıncı sınıfta hocam? Son bitirmede herhalde. Yusuf İslam Özbek. Benim öğrencimdi geçen dönem. Tanıyor olabilirim. Yani isim yabancı gelmiyor hocam. İyi bakalım. Tamam. Şimdi. Siz nereliydiniz hocam? Ben Hataylıyım. He, iyi hocam. Ama Kayseri'de doğdum, büyüdüm. Ama Hataylıyım yani. Ki Kayseri veya ne bileyim. Ya bilmiyorum ya. Kayserilerden de iyileri var, kötüleri var. Şeyi tartışıyorlar. Hani, bilmiyorum aslında. Değişik. Hataylıyım yani. Öyle söyleyeyim. Çok uzatmaya gerek yok. Evet, ben şimdi Tamam. dönelim. Tamam. Tamamdır. Cihan konseptini şey yapıyoruz. Yeşil ve mavinin insana uyanık tutması üzerine bir şey diyorsun. Yani Evet. bu aslında kastettiğin şey buraya yaşayan bir şehir diyorsun. Bunu ben dinamizm olarak özetliyorum. Dinamizm Evet. aslında şöyle bir şeydir. Bunları not alıyor musun? Bir kağıt kalem alıp not almanı Alıyorum. isteyeceğim. Kısa Evet kısa hocam. notlar al. Öyle Kısa uzun kısa. uzun şey yapmana gerek yok. Dersin tekrarında istersen izlersin. Şimdi dinamizm biraz da tehlikeli bir şeydir. Yani hızlı giderseniz zaman zaman durma ihtiyacı hissetmeniz lazım. Yani böyle sakinleşmek lazım. Mesela bu benim hayatımda da önemli bir şey. O yüzden sık sık böyle bir kontrol mekanizması oluşturmaya çalışıyorum. İşte çevremdekilerle görüşüyorum, eleştirilere açık olmaya çalışıyorum. Ama kendi bildiğim, inandığım doğruları çok terk etmeden onların mantıklı, bilimsel eleştirileriyle kendi hayatıma yön veriyorum. Yani dinamizmde arada bir durup böyle bir neredeyim ben diye bakmak lazım. Şimdi burada İstanbul mesela çok dinamik bir şehir ve insanlar çok mutsuz. Şehir sabaha kadar yaşıyor. Ama insanlar çok mutsuz. Çünkü sabaha kadar yaşayan bir şehirde suç oranları da yüksek olur. Onu geçtim. Yani her şeye erişim var. Ve insanlarda müthiş bir koşuşturmaca, bir telaş var. Yani bilmiyorum. İş İstanbul'a gittin mi? Gitmedim hocam. İstanbul'da Taksim, Beyoğlu müsait olduğun bir zamanda yolun düşerse git ve Beyoğlu'nu bir gez. Yani günde 2 milyon insanın yürüyüp gittiği, adım sayısı milyonu geçen yani milyara yakın olan belki bir şey düzeydedir yani öyle söyleyeyim. O kadar yoğun bir şey durduğu zaman insanlar seni ezmeye kalkıyor. Yani hani böyle bir şeyde duracak alanlar çok az orada. Tam senin verdiğin aslında anlattığın konseptine benzer bir şey ama bu kadar da şey değil. Senin yani şunu söyleyeyim. Dinamik noktalar, yani dinamik bir akış yönün olacak. Senden bunu isteyeceğim. Bir akış şeması. Yani hareketlik denize doğru mu, ormana doğru mu olacak? Yoksa şehrin, kentin içine doğru mu olacak? Ona göre bir akış şeması önümüzdeki hafta çizmeni isteyeceğim. Yani o yani lokasyon olarak bunu paltona koymana gerek yok. Ama bu dinamizmde atıyorum her 600-700 metrede insanları böyle şaşırtacak bir şeyler yapman lazım. Bence. Ya da bunun metresini sen belir. Mesela bu 600-700 metre dediğim bir kural değil, kabul. Benim kendi kabulüm. Sana göre de 200 metrede bir olur. Ama 200 metrede bir olursa da insanlar sürekli duracağı için yani onu ayarlayıp kurman lazım gibi düşün. Yani insanlar biraz durdurup şöyle oturup dinlenip aa Evet. burada da bu varmış demeleri gerektiren bir şeyler olması lazım. Aslında konseptin Cihan ismi biraz açıkçası komik olmuş ama anlatımınla bence malını pazarladın. Yani yeşil ve mavi renkler güzel renklerdir, uyumlu olur. Yeşil aynı zamanda doğallığı, organikliği savunurken mavi huzuru ve güveni temsil eder. Yani sen hem yeşilin işte doğallığıyla hem de huzurun ve güvenin işte bir arada olduğu maviyi kullanarak, mavi tonları kullanarak burada hem cephe çalışması olarak ilerisi için hem peyzaj çalışması hem ne bileyim çok da boğmadan tabii o kuralı da Evet. yaz. Boğmadan kıvamında bunların ayarını iyi bir şekilde yapıp oraya bir hayat getirebilirsin. Konseptin isim hariç mantık güzel. Bunu beğendim. İkincisi,
deniz kenarındaki sanayi sitesi şahsi fikrim. Tanımsız olduğu için çok saçma. Yani ben oraya sanayi sitesini koymam. Eğlence mekanını gelip bu tarafa ortaya koymuşsun. Hele bir de yanına okul koymuşsun. Yani orada eğlence mekanının ne olduğu da belli. Kafe mekanıysa kafe yazacaksın. Eğlence mekanı dediğin zaman direkt akıllara alkollü mekanlar ve diskotek tarzı yerler gelir ki eğitim birimleriyle yan yana gelmemesi gereken eğitim ve yönetmeliklerde direkt belirtilen şeylerdir yani. Mesela okulların, ilkokul, ortaokul ve anaokullarının en az kaç kilometreydi? 1,5 kilometre, 2 kilometre. Kent planından da bu geçer yanlış mı hocam? Çevresinde normal hani kilometre karelik bir çember içerisinde mi oluyor? Bilemiyorum tam. Ya belli bir mesafesi var. Direkt görüş açısından ve yakınında tekel bayi tarzı şeyler bile açılamaz. Hocam sizi kestim ama. Önünde iş merkezleri var. Eğitim birimi arka tarafta hocam. Ha tamam yani o zaman sorun yok. Ben orada içinde kalıyor gibi anladım da. Sen demin öyle anladın. Köprünün o şey tarafında öyle anladım. Yani yakınlığına dikkat et. Onu demeye çalışıyorum. İş merkeziyle okul bir arada olabilir mi? Olabilir. Yani bir sakıncası yok. Yani çok böyle uyumsuz değil, çok alakalı bir şey değil ama nötr diyelim yani. Hani bunu söyleyebiliriz. Bunların altlarında tabii ofis planının altında ticari mekanları yaparak ilişkiyi güçlendirebilirsin. Yani kırtasiye falan gelir. İşte restoranlar, kafeler oralarda da olabilir yine. Eğlence mekanı dediğin alan bence biraz daha deniz kenarının yakın olması gerekli diye düşünüyorum. Çünkü İzmir'in hani realitik olarak düşünürsek İzmir'deki eğlence mekanlarındaki algı böyle senin işaretlediği şu noktada olmayacak. Yani şey şuralarda olmayacak kadar şey yani. Onlar daha farklı ve geniş düşünüyorlar. Yani o anlamda senin sanayi sitesi olarak belirlediğin yerin çok doğru olmadığı kanaatindeyim ama bunu sen diyebilirsin ki Bayraklı'yı ben inceledim işte kültürel açıdan. Burası daha çok muhafazakarların kaldığı bir bölgedir. Bundan ötürü hani ben eğlence mekanlarını hani biraz daha müspet şeylerden seçtim ve iç mekanlarda olmasında bir beis görmedim diyeyim. Sanayi sitesine deniz kenarında işte meslek, eğitim, memleket meselesidir ilkesiyle yola çıkaraktan da burayı en kıymetli yeri onlara verdi falan gibi. Ya malın satmayla alakalı bir durum ve konseptin biraz daha tutarlı olması da önemli. İşte bunları biraz inceleyip yazmanı isteyeceğim. Tamam onları da not al. Yani biz senden ne istedik? Bir akış şeması. Denize doğru veya hocam, ormana doğru veya konutları içeriye. Sahile alacaktım konutları. Oradan İzban Hattı geçtiği için oranı kaldırması çok güç ve zor yani. Önünden de iki tane ana yol geçiyor. Onun için açıkçası konutları üst tepe noktasını almayı düşündüm ve oraya aldım hocam. Üst tarafa. Tepeye yani. Evet. Yani sen bilirsin yani İzban hani şöyle bir şey. Tabii ki 7E'ye göre ekonomi parametresi önemlidir. Ben bunu hep savunurum. Yani çünkü param varsa İstediğin tasarım, ya paran ölçüsünde tasarım yapabilirsin. Yani çok güzel tasarım yaparsın ama vatandaşın cebini yakarsan bir daha iş de alamazsın. Proje de yapmaz. Yani İzban'ı kaldırmak gerekliyse kaldırırsın ama bunun sonucunda İzban'ın kaldırmadan doğacak zararın fazlasıyla tazmini gereklidir. Yani öyle söyleyeyim. Yani mesela oraya çok daha böyle işte ticari getirisi yüksek veya kişisel ihtiyaçlara maksimum düzeyde fayda sağlayan bir sistemle gelip öneri sunarsan birden fazla. Mesela İzban sadece ulaşım yani bizdeki E'lerden erişim parametresine denk geliyor. Erişimi çözüyor. Yani sen hem erişimi hem işte barınmayı ne bileyim işte etik değerleri işte ne bileyim ekonomiyi hepsini bir arada düşünerekten farklı bir öneri getirirsen hiçbir sıkıntı olmaz. Yani İzban belki belli bir yerde yerin altına girecek. Onu metro tarzında yapabilirsek? Yapabilirsin. Yani üst tarafını kullanabilirsin. Ama metroda da şöyle bir şey var. Şimdi nasıl söyleyeyim onu sana? Metronun üstüne konut yapılmaz. Evet. Tamam mı? Hani geçirdiğin yerlere dikkat edeceksin. Ya da konutu ona benzer bir şey söyleyeceksin. Mesela öyle bir şey olacak. Farklı bir konsept. İzban hattından direkt adam evine kadar lüks bir konut çözeceksin. 5+1 mesela. İzban hattı direkt ben binanın girişine yer altından gelecek mesela. Oradan direkt otopark veya işte yangın veya sığınak tarafından üst katlardan şeye geçecek mesela. Adam direkt duraktan iner inmez ve gürültüde kesmiş olacağız. Aynen öyle. Oo. Zaten metro dediğin yerin neredeyse bir yani 30-40-50 metre falan altından gidiyor yani belki daha fazla. Yani dolayısıyla şey yapma yani hani böyle farklı bir çözüm de olabilir. Konuta yorum getirebilirsin. Adam toplu taşımadan İzban'a binerim evime giderim diyebilir mesela. Mükemmel de bir çözüm olur. Evet. Düşünsene tramvaya biniyorsun, otobüse biniyorsun seni kapına kadar getiriyor.
Evet, bu Mesela dinamizme de uygun olur yani. yani tabii Vakit işte önemli aynen ya öyle. yani. Vakit vakittir tabii, bak mesela ne güzel şeyler çıkıyor düşününce değil mi? Evet. Bunu dedik. Eğlence mekanları ile ilgili eleştirimi söyledim. Su yolları ifadesi çok ifadesiz. Şurada su yolu görmüştüm ben. Neredeydi o? Şu muydu? Su yolu. Evet. Ha, buraya görsel koymuşsun ama görseli göremiyoruz. Sen buraya görsel koyacaksın. Bundan sonra senden şöyle çalışmanı istiyorum. Bunu siliyorum şimdi. Tabii. Şöyle bir tane kutu çiziyorsun. Pafta diyorum ben buna. Bu paftanın içerisine şöyle tam dörde bölüyoruz. Tamam mı? Bu dörtte bölünen birimde şuraya o yapmak istediğin su ögesini plan olarak 1 bölü 20 veya 1 bölü 20 veya 1 bölü 50 hangisini çizebilirsin? 1 bölü 20 daha detaylıdır biliyorsun. Buraya plan koyuyorsun. Eskizin olabilir, el eskizin olabilir, AutoCAD çizim olabilir. Her şey kabul. Tamam. Şuraya şey koyuyorsun. Bir tane görünüş, silüet. Tamam mı? Aynı ölçek yazıyorum. Aynı ölçek. Ama kısmi. Tamam mı? Böyle boydan arazininkini almıyorsun. Kısmi. Onu da nasıl gösteririz? Şöyle gösteririz bak. Mesela senin o İzban hattı veya ne bileyim işte yaptığın o su yolunun şöyle bir kesitini aldığımızı düşünüyoruz. Şurasını biz Properties'ten gelip atıyorum şey çizgi özelliği olarak bunu biz şey göstermemiz lazım mesela noktalı veya kesikli daha iyi olur. Mesela şu şekilde noktalı gösterip bunu tabii ölçeğini de bu şekilde girmemiz gerekli. Yani diyelim 75 desek, 750 desek. Ha. Ya mesela bu şekilde hatlarını belirledik ama bunu kesikli düşünsen 750 biraz şey oldu da 500 desek nasıl olur? Biraz daha arttı. Bunun rengini farklı bir renk yapalım. Mesela sarı yaptık. Ha, aynen. Sarı daha canlı durdu. Tamam. Dur. Seçelim. Şuradan bir line atalım. Şimdi bunun üzerinden biz en iyisi bu şekilde yapmamız daha uygun olur. Şunu yaptık. Buna da 500 dedik. Tamam, olay bu. Şu çizgiyi de sildim. Tamam. Şimdi bunun içerisinden biz aslında şöyle bir uzatıyoruz. Zahiri bir çizgi atıyoruz. Bu da kesik bir çizilir. Sarı renk kesikli olduğunu düşünsen. Sen buraya mesela işte o çizdiğin su yolunun kesidini çiziyorsun. Sadece şu ikisinin arasında. Bilmem anlatabildim mi? Yani zemini şuraya çiziyorsun. Şunun üstünde işte şöyle bir işte kesitten veya silüetten ne görüyorsan. İşte havuz. Ne bileyim işte şurada fiskiyeleri yerleri. Gibi. Şuralarda Tamam. ağaçlar. Tamam, böyle bir silüet çalışıyorsun. Bunu aynı ölçekte tam olarak şuraya yerleştiriyoruz. Planı aynı şekilde üst görünüş olarak şöyle aldık, çizdik. Şu tarafa planın hemen altına ne yakışır? Güzel bir kesit yakışır. Burada da güzel bir kesitimiz var. Şuraya da senin az önce koyduğun Pinterest görseli, Pinterest ilham aldığın görsel. İlham görseli. Görseli. Tabii bu planlarda, kesitlerde ve görünüşlerde ilham görselini birebir çizmiyoruz. Bunu defalarca söyledim, bir daha söylüyorum. Yorum katılmış yazıyorum. Yorum katılacak. Katılacak. Tamamdır hocam. Katılacak, tamam mı? Yani biz Pinterest kullanmasına karşı değiliz. Normalde karşı olur genelde mimar gidiyorsa ben karşıyım çünkü ben de kullanıyorum yani. Hani profesyonel yaşantımda Pinterest kullanıyorum. Şimdi ben kullanırken öğrenci kullanma demek olmaz. Ama çalıntı projeye de karşıyımdır. Ona da söyleyeyim yani. Biz mimarsak biz de üretebiliriz. Teknik yerden farkımız olmuyor yani. Neyse. Pinterest'i aldık. Buraya koydum. Aşağıya geldik. Alternatif yazıyorum bunlar. Şart değil. Perspektif, el çizimi. Perspektif, el eskizi. Bu olabilir. Veya diyebilirsin ki SketchUp. SketchUp 3D. 3D. DVG yazıyorum. Yani DVG'ye import etme. DVG import. Tamam mı? Anladın demek istediğimi. Yani SketchUp'ta 3 boyutta kaldırıp import atıp DVG'de buraya DVG'de çizilmiş bir 3 boyut perspektifte koyabilirsin. Tamam hocam. Tamam, bu şekilde bütün detayları bak göstermek istediğim bütün detayları bu formatta çalışıyorsun. Mutlaka bekliyorum. Ve diğer bir eksik de buraya pafta Yaptım. düzeni yapmanı istiyorum. Yani şunu sil. Burası ikinci bölge sanırım değil mi? Bir mi iki mi? Üç hocam, en alt. Üç mü? En altta üçüncü bölge. Tamam. İşte bak üçüncü bölgesi bunlar senin doğrudan şey değil. Şu Ege Denizi'ni göreceğiz sadece. Şurası senden biraz kopuk. Yani uzaktan bir ilişki kuracaksan detaylı bir alandan gösterirsin. Şuraya Ege Denizi'ni yapıştırıyorsun.
Şuraya bir tane şöyle bir pafta atıyorsun. Tamam mı? Bak şimdi. Bunun içerisinde şurası bizim proje alanımız. Böyle düzenli çalışın yani. İçine offset atmayacağım ben şimdi ne kadar şey yaptığımı bilmediğim için. Simetrik olmayabilir. Ama burada bir düzeniniz olsun. İşe gösterdiğiniz saygıyı gösterir bu. Şu Evet. içinden bir sıra daha böyle mesela çerçeve atın. Ama bunlar birbirine eşit olsun. Bak onlara da dikkat edin mesela. Şimdi sonra şu bölümde mesela atıyorum şu hizadan şuraya kadar yaklaşık. Aynen bunu yaptık. Biraz daha aşağı gelecekse. Bak sonra içerisinden de şöyle görsel yani Pinterest görseli olabilir, el eskizleriniz olabilir. Bunlardan aşağıya kopyalıyoruz. Ben şimdi hızlı gideyim diye şey yapıyorum. Şuralardan şunları yapıyorsun. Tamam mı? Bak buraya kutucuklar Tamam. koyuyorum. Şimdi bu kutucukları şuraya Ege Deniz yazısını kopyaladım. Bir tıkla büyüteceğim. Sen daha rahat gör diye. İki. Örneğin şurada Antet. Antet. Tamam mı? Varsa logo da koy. Kendi logonu. Antet'in isim, numaran, okul. İşte isteyenler Niğde Ömer Aleyhisselam Üniversitesi logosunu da koyabilir. Logo. Logo bireysel. Bireysel. Artı ünü yazalım. Tamam mı? Üniversitenin de yazın mutlaka. Okey. Tamamdır hocam. Buraya bunu yazdık. Şu tarafa geliyoruz. Senaryo. Senaryo. Konsept. Konsept diye bir bilim yazıyorum. Buraya sayfalarca sayfalarca şunu biraz yazısını küçülteyim bir saniye. Şimdi. Şuraya sayfalarca yazı yazma düzgün ve kapsamlı konsepti, senaryoyu anlatan bir paragrafı geçmeyen yazı eşittir rapor gibi. Yani analiz raporu diyelim. Evet. Analiz raporu, tamam mı? Sonra şuraya bundan bir tane kopyaladım. Bir tane de şundan kopyaladım. Konsepti analizi yazdık. Şimdi kişi sayısı hesabı. Kişi sayısı hesabı. Tamam mı? Bunu Evet. yazıyoruz. Mutlaka her projede, her hafta, kritiklerde. Bunlarda istediğim bir şeyler var. Bir, bilimsel veya istatistiksel veri varsa eliniz daha iyi olur. Yani bunlardan hesaptaki çıkarımlarınızı neye göre yaptınız? Mesela turistik alan çalışanlar falan var. Hani onlarla ilgili hesapları koyabilirler. Artı, devam ediyorum. Kabul ise, kabullerinize de saygı duyuyoruz. Yani kişi sayısı kabul ise min kaçtı? 3700 üzerinden hesaplayabilirsiniz. Minimum. Minimum. Buna dedik. Bir sorun yok. Aşağıya çektik. Kişi sayısı minimum bu şekilde dedik. Bilimsel ve istatistiksel veri varsa paylaşıyoruz. İşte burayla ilgili demografik yapı verileri girin. Demografik yapı veya kabuller. Veriler. Demografinin ne olduğunu biliyor musun? Nüfus Demografik. demektir. Demografik dediğimiz olay. Yani yaşlı, genç, işte aile, öğrenci vesaire. Bunlar hep demografik yapıdır aslında. Yani sen burada mesela atıyorum 3700 kişinin kaçı aile olacak? Yani Onun ayrımını şöyle yaptım. biraz daha altı. Aynen. Senin daha da işini hızlandırır yani. Ondan sonra şunu 1 bölü 3 diyelim. Bak şuraya yazıyorum. Demografik yapı derken aile burada belki diğer arkadaşlar da izler, onlar da görsünler. Aile sayısı diyelim. Sayısı. Öğrenci sayısı. Sonra mesela şey diyebilirsin. Yaşlı, genç,
sayısı, tamam mı? Kadın erkek sayısı. Kabul edebilirsiniz bunlar, bilimsel veri bulamazsanız da. Sayısı. Tamam mı? Bunları özellikle buluyoruz. En kötü ihtimal makul bir şekilde 3700'e göre oranlayın. Ondan sonra bunun sonucunda ne elde edeceğiz? Konu tipolojileri için bize ön veri verecek. Ön veri verecek. Bu ayrım. Tamam mı? Sonra ikinci hesabımızı alttaki kutuya geçiyoruz. Konut tipoloji konut tipi hesabı. Yani kaç adet, kaç tane, neyden kullanıyoruz? Tamam mı? Bak bunları yazacağız. Sonra işte atıyorum. Atıyorum 3 artı 1 dedik. 3 artı 1 eşittir 25 adet katta 4 bağımsız bölüm. Bunu kısaltma olarak yazdım. Yani mesken 4 tane daire var demek. Slash koyuyorum. 25 adet katta 4 bağımsız bölüm. Toplam diye hatta şunun başına da toplam 25 adet katta 4 daire bağımsız bölüm dedim. Şuradan devam ediyorum. Antil sen ona göre yeniden kurgularsın zaten. İçine sığdırırsın düzenli, özenli bir şekilde. Katta 4 adet bağımsız bölüm. Buna da 4 bağımsız ama benim 2 tane mesela kat yani şey olabilir. 3 artı 1 konutum olabilir. Bunun şeyine tip A diyorum. İstersen yani. Yoksa tek tipse tek yani tip yazmana gerek yok. İkinci 3 artı 1 toplam atıyorum 12 tane. 12 adet. Katta 3 daire. Hop, bir dakika. Katta 3 daire. Tip B. Tip evet. Tip B. Yani katta 3 daire, öbür 4 daire. Sonra bundan sonra bunun da eşittir kişi oturan sayısı. Gibi böyle formülize yani sizin işinizi kolaylaştırır. Bunları ben şu an hani düzenli olduğu için yani bunlar işinizi kolaylaştırır. Mesela bir Doğru. kişi için burada da şöyle bir verimiz var. Şunu biliyoruz. Ben önceki derslerde de söyledim. Ne dedim? Bir birey için birey için asgari yaşam fonksiyonları için 35 40 metrekare yeterli hatta 40 lüks. Bir birey için. 3 artı 1'e göre hesaplarsan ve 4 kişilik bir ailenin kaldığını hesaplarsan 4 çarpı 30'dan 120 yapar. 4 çarpı 35 dersen 150'ye yakın bir şey yapıyor herhalde. 35 çarpı 4 140'mış. 140 yani 40 dersen de 160 yapar. 160 lükstü yani 3 artı 1 bir ev için. Yani 4 artı 1 oluyor herhalde çoğu yerde. Evet, 160 evet. metrekare. 150 Hani metrekare. bu işte bir kişi için yetebilecek alan bu. Yani buna göre buradaki oturan kişi sayısı ve bunun sonucunda bize bu sonuç olarak bu veri bize sonuç olarak tax hesabımızı yapmamızı kolaylaştıracak. Ne dedik biz? Şimdi katta 4 daire 120'den hesaplarsam ben 30 metrekare 30 kişiyi kullanıyorum. 120 ise 480 yapıyor değil mi? Evet. Katta 4 daireden. Yani şuraya da işlemi de yazalım. 120 çarpı 4 bağımsız bölümden toplam tax eşittir. Toplam tax, yani tax diyelim zaten. 480. Peki ben şunu da biliyorum. Bir parselde maksimum yüzde pardon minimum yüzde şey pardon maksimum doğru maksimum yüzde kırkına yapı oturabilir. Da demek oluyordu ki bu parsel yani 480 çarpı 100 bölü 40 dediğin zaman ben eşittir 3 artı 1
Konut parsel büyüklüğünü buldum. Büyüklüğünü buldum. Beni anlatabildim mi? Evet Bu evet işlemde çok ne güzel. yapıyor? Bak ne kadar sistematik ve bilimsel gidiyoruz değil mi? Bunu böyle yapsan zaten yaklaşık 3 haftada 4 haftada projeyi bitirirsiniz. Sıkı Evet. çalışırsanız. Çok yani sosyal bilimleri de çözersiniz. Konutları çözersiniz. Hatta ekstra başka bir şeyle peyzaj falan girersiniz. Animasyon falan yaparsınız ki ben onları yapmanızı çok isterim ama yetiştirebilir miyiz bilmiyorum. Bir Evet şey çok. takıldığınız zaman takılmayın. Yani bu sistemi öğrendiğiniz zaman yani bu projeyi geçin kalın hiç fark etmez. Bunu prensip haline getirirseniz bir sonraki projede kendi yani ben olurum olmam bilmem. Başka hocalarınızla da yaparken bu sistemde çalışın. Projenizi 3 haftada 4 haftada çok rahat bitirirsiniz. Çünkü direkt bilimsel gidiyorsunuz. Yani bunu inkar etmek yani mantıksızlık bence. 100'ü çarptım. Bölü 40 diyorum. Bu kişisel inisiyatifleriniz çok az. Demek ki benim 3 artı 1 işte ne dedik ya biz bir dakika. Pardon. Şöyle bir durum oldu. Yani 3 artı 1 bir konutta mesela bu villa tipi olursa tabii yani, yani 1200 metrekare gibi taksa göre, taks oturumuna göre parsel büyüklüğü 1200 doğru. 100 çarpı bölü 40 diyorum. Bu parsel büyüklüğü 1200 metrekare. Yani o zaman sen 120'den hesaplıyorsan yani 1200 metrelik parseller üzerinden çalışacaksın. Şuraya o zaman konut yapacağım bölgeleri ilk başta yaptığınız ilk hafta eskizleri vardı ya. Evet, evet hocam. Oralarda konut olarak belirlediğiniz size göre mantıklı gelen bize göre zaman zaman mantıklı, zaman zaman çelişkili olan o yerlerde yavaş yavaş parselizasyon yapıyorsunuz. Yani şu morları böyle yerleştirmiyoruz. Tık 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 konut konut diye. Ya da iş merkezi iş merkezi diye. Buraları öncelikle şöyle parsellere bölüyoruz. Parsel olmadan bina çizilmez. Bunlar da spline çizmişsin. Nasıl yaptın anlamadım ki. Yani şunlardan parsel çiziyorsun ve bu parsel konut parseli. Peki parsele geldiğimiz zaman ifade tekniği olarak BİM'de çok göstermenize gerek yok ama buradaki konutu hani bizim anlamamız açısından hani 500 ölçekli kesin yapmanız lazım. Ben 500 ölçek gibi anlatayım sen onu BİM'e göre biraz daha sadeleştirirsin tamam mı? Tamam. Konut 3 artı 1 diyorsun tip A diyorsun. Tip A tamam mı? Ondan sonra katta tip A'nın ne olduğunu zaten belirttim. Buranın parsel mesela altında ticaret varsa KT yazıyorsun. Konut ticaret. İşte kat sayısını yazıyorsun. Kaç katlı olduğunu atıyorum 10 kat. Misal ya da 8 kat, 6 kat neyse işte 16 kat olmaz. 6 kat falan olur yani. Konut ticaret altında dükkan var demektir. Böyle bir kodlama yapıyorsun. Daha sonra burada bir de şey yazıyor. Öncekinde ne yazdık? Bak şurada önceki arkadaşına da bir tane böyle bir kritik vermiştim. Bir saniye. İzmir Bayraklı. Ders notları dedik. Evet. Ha bu değil. Şu onu da anlatacağım sana. Ne yapıyor? Bakayım. Yani işte şey onu almamışım ya. Neyse şöyle anlatayım o zaman. Bu daha çok parsel tipini yazıyorsun. Kodunu yazıyorsun. Ha kod yazacağız bir tane de. Mimari kod. Evet. Vaziyette yaz gösterdiğimiz mimari üst kod. Mimari kod yazıyorum. Mimari kod verisi. Bu. Olay bu. Bunları yaz. 500 ölçekte bunları işte biraz daha kenar parsel ölçülerini falan da verebilirsin. BİM'de göstermene gerek yok. Yolların büyüklüğünü gösteririz. Kaçar metre olduğunu falan filan gibi. Ama parsel olmadan hiçbir şey olmaz. Bir de bütün parseller yola cephe olmak zorunda. En az bir yerden. Ki parsel olabilsin. Yani şu içerilerde rastgele yerleştirdiğiniz mesela şurada şöyle bir yapı yapamazsın. Paralel mi olması gerekiyor hocam? Tabii paralel, iki taraflı. Yani parsel ona göre uygun bir şekilde böyle. Aradaki kalan, artık alanlarda işte orada mimarlık konuşacak işte. Mesela şu alana yol yoksa buralarda atıyorum. Peyzaj alanları çözeceksin. Gizli bahçeler yapacaksın belki ne bileyim. Belki büfeler koyacaksın. Futbol sahaları koyacaksın. O alanları hep dolduracağız yani. Mantıklı yatırım olacak oralar. Ama yola cephesi olmayan bir yer, otopark girişi falan filan hep sıkıntı. Bir de konut ticaret bölgelerinde özellikle yola cephe olması azami bir şekilde müstakil olursan eyvallah da müstakil çözmediğimiz için sıkıntı yok. Yani onlar olmak zorunda yani. Cephe kesinlikle yola yakın olacak. Yani Evet, doğru. bütün parseller cephesi hep yola yakın olacak yani.
Ve yoldan 5 metre çekilir. Bundan otan. Kenarlardan 3'er metre çekilir. Arka cepheden 3 çekilir. Kenarlardan Bunu da 5. söyledik. Kenarda yok. Kenarlardan 3, önden 5, arkadan da 3. Normalde böyle olur yani. Ama bazen imar çapında duruma göre fazla da çektirebiliyorlar. Yolun büyüklüğüyle alakalı bir oranı var. Onun da şu an aklımda değil. Bunu da dedik. İstediğini yapıya mesela cami olur muhtemelen. Cami diye yaz. Şuraya bir tane kubbesini çiz, ayıralım. Hilal koy üstüne falan mesela. Sonra kenarında minaresini hafiften işlemişsin. 500 ölçekte ama. 1000'de böyle gösterebilirsin. Problem yok. Eğitim yapısı lise mi, ilköğretim mi, anaokulu mu, kampüs mü? Onu belirteyim, Onlara tamam. bir belirt. Tamam mı? Spor kompleksi aynı şekilde ne tür spor var? Bu böyle bir geometri içerisinde ne tür spor yapılır? Onu bir araştır. Eğer şeyse Tamamdır. rastgelelik demektir bu, açıklayamıyorsam. Rastgeleliği sevmeyiz Yani. biz. Yani o mantıksız bir şey. Şuna geldik. Normal. Konutlarda böyle dairesel Evet. konut olmaz. Onları biraz daha işte parselasyon yapınca ortaya çıkacak. Parsel olmadığı için rastgele atmışsın yani. Şimdi Yani evet. onlar işte kat yükseklikleri belli değil. Mesela sen bu kat yüksekliklerini biz şuraya niye yazdık? Ya şuraya 6 katlı koyarsam şuraya 10 katlı koymayayım diye. Deniz var orada, deniz. Şu adam bunu görmesini engelleyemem Manzara yani. hiç. Tabii mesela bazı yerlerde sen cepheyi gösterebilmek için belki 5 çekmeyeceksin, 8 çekeceksin binayı geriye. Yani Yani doğru. şurası 5 çekildiyse atıyorum. Sen burayı belki 8-10 çekeceksin arka tarafı kurtaracak şekilde ki şuradaki bakış açısını kaybetmeyeyim. Bir de senden şunu da yapmanı istiyorum. Şimdi bu eleştirileri söyledim. Bir dakika, bu aklımda onu da söyleyeyim. Dur. Konut tipoloji seçimi ve sosyal donatılardan hangisinin olduğunu belirlenecek. Bunu not aldım, bunu sana söyleyeceğim. Şimdi bunu söyledik. Kişi sayısını söyledik mi? Söyledik. Eğlence biriminin ne olduğunu detaylandırıyorsun. Aynı camiyi ve şeyi detaylandırdığın gibi eğitim birimlerini. Bunu da geçtik. Sanayi düzenlemesini söyledik. Yeşil alanlara konsept varsa içinde onun konseptini şey yapabilirsin. Mesela senin konseptin o Cihan'la ilgili bir park olabilir bu. Yani onun felsefi noktalarına da değinebilirsin. Fikir veriyorum sadece. Bunları söyledik. Tamam. Yani bunun dışında bir de istenenleri söyleyeyim sana. Şimdi vaziyeti böyle geniş kapsamlı işleyemezsin. Onu da söyleyeyim. Bak şuradan bir parçayı şöyle seçiyorsun. Buna bir numara veriyorsun. Önceki haftalarda bahsettim. Arkadaşlarından gördün mü bilmiyorum. Yani istediğin Evet. gibi büyüklüğünü sen belirle. İstersen şuradan seç. Böyle bir alan çalışıyorsun. Özellikle projenin konseptinle alakalı olan vurucu noktalarından da alırsan senin işini kolaylaştırır. Ama bir tane en az konut bölgesinden bu çalışmayı yap. Konut bölgesinden. Bir tane de konseptini anlatan en az. Konseptini Detay çalışması değil mi anlatan hocam? detay çalışması. Bunları 1000 ölçekte değil 500 ölçekte yaşıyorsun ve sen 1000 ölçekte çalışmanı isteyeceğim. Senin ölçek oran sorunu da var, onu atladık bak. Birebir çalışmıyorsun. Birebir nedir biliyor musun? Birebir Google'dır, Google görseli. Google Earth görseli. Sen o kadar detaylı çizemezsen birebir yapmayacaksın. Oradaki şeyin üstündeki sigara izmaritine kadar görmen lazım. O ne? Google fotoğraf çekiyor direkt yani. Hani. Birebir. Her şey yerinde. Çöp kutuları, banklar, yaya geçidi çizgileri her şey gözüküyor. Yani onu yaparsan AutoCAD çöker zaten. Gerek yok. Biz ne diyoruz? Vaziyet planında 1 bölü 2000 ile başla veya 1 bölü 1000 ile başla. Çok sorun değil. Yani 1 bölü 2000, 1 bölü 2000'e göre 2 kat daha detaylıdır. Onu göz alarak yapabilirsin. 1 bölü 1000 ile 1 bölü 500'e göre 2 kat daha detaysızdır. 1 bölü 500 daha detaylı yani 2 kat daha. 500 Tamam daha mı? Daha detaylı. Ha, 200'de daha fazla detay var. İşte ona göre düşün ya. Birebir de sen yani çok büyük bir risk alıyorsun şu an. Onu demeye çalışıyorum. Yani bunları bir tane de vaziyeti 1 bölü 1000'de boş bırak. Tamam mı? Yollar işli olsun sadece. Yollar işli. Yollar işli. Metreleri yazılı. Yazılı. Hatta istersen cadde isimleri de verebilirsin. Kendi kafana göre. Birinci cadde, ikinci cadde. İsimleri değiştirebilirsin. Çünkü biz orada size belki isim vermedik. Cadde isimleri ve yolların işlenmesi, kaldırımların işlendiği bir tane 1 bölü 1000 vaziyet yapıyorsun. Boş vaziyet. Tamam mı? Onu da blokluyorsun. Bir de bloklanacak AutoCAD'de. 1 bölü 1000. bir sadece yolları gösterdiğim vaziyette. Sadece yollar, kaldırımlar, cadde isimleri, yol genişliklerinin şeyleri. Yeşil alansa yeşil alan. Konut yoksa yeşil alanları göster sadece. Bir de yeşil alan göster. Bu.
Denizi göster. Varsa ormanı göster. Ormanı göstermiyorsan da gerek yok. Senin araziden uzak zaten. Tamam mı? Tamam. Bu şekilde boş bir 1/1000 vaziyet çalışıyorsun. Yolların gelişiklerine bilmeden hareket etmeyeceğiz. Bir. İki. Ne dedik? En az bir konut, en az bir sosyal donatı seçeceğiz. Konut bölgesinden bir tane 1/500 şu şekilde çerçeve içerisinde alıp 1/500 ölçekte şöyle kenara çekip büyüterek 1/500 tekniğine uygun olarak ifade ediyoruz. Hatta bu 1/500'ün içerisinde de şurada bir su yolu var mesela. Buradaki su yolunu alıp buraya 1/50 veya 20 olarak ikinci bir zihin arkasında daha aşağı iniyoruz. Böylece ne yapmak istediğini ben anlamış oluyorum. Ve bunları da mümkün olduğunca şu haftanın içerisine şuralara organize edecek şekilde AutoCAD'de yerleştirebilirseniz PDF'ye dönüştürdüğünüz zaman da eliniz kolaylaşır. Tamam hocam. Tamam mı? Sistemli çalışıyoruz. En az bir konut bölgesinden 1/500 vaziyet istiyorum. En az bir tane de konseptini en iyi anlatabileceğini düşündüğüm bölgeden de 1/500 vaziyet istiyorum. Bir de 1/1000 komple şey. Bütün alanın çalışması. Yol tamam. Yeşil alan çalışması. Tamam hocam. Aynen. Yol yeşil olan kaldırım bunları işliyoruz. A, B, C diye 3 tanesini istedik. Bunlar cepte. 2. B'yi veriyorum sana. Not al bunları. Haftaya soracağım sana. Ben unutabilirim. Sen not al. Gelişmez yani. Sen kaybedersin. Projen gelişmez. Alıyorum hocam. Aha. Bir tane konut tipi seçiyorsun. Yani ileride 1/50 uygulamasına çizmek istediğin konut tipi seçiyorsun. Artık parselleri de belirlediğin için ufaktan bir tane parselde işte 3+1 parsel, 2+1 parsel önce onu organize. Onlardan parselin büyüklüğü mesela 3+1 de 1200 çıktı bizim 30'a göre hesabımızda. 1200 parselin içerisinde, dikdörtgen bir parselin içerisinde benim konut tipolojim ne olacak? Yani konut formu kabaca nasıl olur? İçine iç çözümlere hafif hafif gir, tamam mı? Yani tamam. Konut tipini 3+1'i seçtiysem 3+1'de veya 2+1 seçtim 2+1'de hafif hafif eskizler yapmaya başlıyoruz. Parsel büyüklüğümüz belli sonuçta. Yollardan çekmelerimiz belli. Yol büyüklüğümüzü de bu hafta belirlediğine göre artık yavaş yavaş mimar gibi bir konut tasarımı yapabiliriz. Tamam. Bunu bir taraftan yap. Bunu yaparsan kritiğini yaparız. İstersen de sonraki haftalara da kalabilir. Ama bu şu an için ilk etapta şu ilk başta söylediğim A, öncelik sırasıyla söylüyorum. A, B, C, sonra D. Tamam mı? Bunları yapıyorsun. Bir de istersen bu E çok önemsiz. Ama yaparsan olur. Sosyal donatı. Donatı bilimlerinden de atıyorum. Eğitim birimi mi çözeceksin? Sağlık birimi mi çözeceksin? Ne çözeceksen onunla ilgili bir kısa bir araştırma ve plan analizleri falan yapmanı istiyorum. Onlardan özetler çıkar. Cebinde dursun. Nasıl yaklaşmışlar, nasıl çözmüşler. Tamam mı? Tamam. Bunları yapıyorsun. Önümüzdeki haftaya da bunları detaylıca inceleyelim. Zaten bunları kapsamlı bir şekilde çözdükten sonra eğer bu hafta bunları eksiksiz getirebilirsen hani eskiz getir. Her haftaya çok şey ilk üçünü eksiksiz getirirsen sene direkt 1/50'ye geçeriz. Evet doğru hocam. Tamam hani ufak tefek gene vaziyete de döneriz yani. Hani ben mesela şey yapacağım yani bu konuda arkadaşları biraz sıkıştırmam gerekli. Yoksa ilerlemeyecek yani. Evet. Evet doğru hocam. Böyle antetli şeyle çalışıyoruz. Sistemli yan yana kopyalaya gidiyoruz. Hatta bir, şu araziyi birebirden bir 1/2000 yap, bir 1/1000 yap, bir 1/500 yap, bir 1/200 yap. Yan yana böyle kenarda boş bir AutoCAD sayfasında depola. Çerçeve içerisinde falan. Bölgelere böyle o bölgelere birer isim ver. Şu çerçeveyi böldük. Buna 1.1, 1.1. Bunu geçen derste söylemiştim. Kuzey okulunu koyduğun için teşekkür ediyorum. Bunlar ince ayrıntılar. Daha oraya gelmedik ama çok iyi bir şey. 1/500'e bu detayların hepsini isteyeceğim. 1/500 tekniğine uygun planları da gösterdim. Bir de sana son olarak şöyle bir tecrübemden bir şey paylaşmak istiyorum. Sadece bu proje değil, bütün projeler için yapman gereken ilk etapta yani reçeteyi veriyorum sana, tamam mı? Tamam hocam. Reçete şu. Bütün projelerde istisnasız neredeydi o? Sanırım burada. Bak. Temel tasarım. Parantezinde basic design. İngilizcesi bu. Kaynaklarını araştırabiliriz. 1'den 8'e bütün projelerde bu olmazsa olmaz. Tasarımın temel ilkelerini iyi bileceksiniz. Temel tasarımı iyi bileceksiniz. Size orada saçma sapan maketler yaptırmadılar yani. Onların bir mantığı var, bir felsefesi var. Bunlar üzerinde kafa patlatacaksınız. Yoksa üretemezsiniz. Yaratıcı proje çıkmaz. Evet.
Öyle bir şey yok yani. Kontrol mekanizması. Yani bu aslında mimari tasarımın temelleri olarak da değerlendirilebilir. 7E kuralı ve şey, bunların bilimsel, yani nesnel kanıtı olacak. Nesnel kanıtı olacak. Minimum inisiyatif. Kabullerinizi de biz kaynak olarak kabul edebiliriz. Yani minimum inisiyatif ama minimum da olacak. Bunun oranını iyi kurmanız lazım. Yani eşittir denge diyoruz. Dengeli olacak. Tamam mı? Üç konsept. Konsepti biz nasıl tanımladık? Yani bir isimden öte bir şey. Onu anladınız diye düşünüyorum Evet, artık. Sanat eserinde amaç, araç ve sizin mimari yorumunuz. İsim vermeye karşı değilim. Etiket konusu, yani konseptin etiketine o Cihan'ı yazabilirsin. Önemli değil. Ama yani işte Cihan konutları ya da yaşayacağın falan gibi yazabilirsin. Onlar gerek. önemli değil. O sonra şey. Yani mesela ilginç bir şey de olur. İzmir'de yaşaya Cihan falan gibi. İzmir'de falan. Ya yazabilirsin mesela. Bunlar güzel yaratıcılık. Ama bunun sırası bu değil yani. Hani o kadar sorun varken. Sonra Kismet dördüncü şey de mimari teknik. Yani çizdiğin alanın teknik ve görsel ifadeler. İç mimari projesi üzerinden iç mimari teknik ve görsel ifadelerle uygunluk. Yani bir çeşit pazarlama. Herkese. Yani hocalara da, teknik elemanlara da, mühendislerinize de, ustalarınıza da, işte işverenlerinize, malınızı satma işiniz. Pazarlama. Bütün projelerde okul ve piyasa hepsinde bu olmazsa olmaz. Bu dört maddeyi tik atabiliyorsan projende, projen başarılı projedir. Yani şu konuda da egonuzu ezdirmeyin yani. Eğer bunların hepsini içinize sinerek yaptıysanız sizin projenize gelen eleştiri sizin projenizi kıskanmak gibi bir şey olur bence. Yani bu gelmektir. O zaman bunu şey yapmanız lazım. Ama buna gerçekten uyuması gerekli yani. Hani belli ölçülerde ben size hep ne diyorum mesela %45'lik bilmek zorundasınız. Ama bunları hep bilmek zorundasınız. Çünkü yani bizim işimiz ciddi bir iş. Yani bu işlerden bir tanesinde en azından yani 7E'yi 7'de 7 yapamasanız bile çünkü bazen arazide zor koşullar olabiliyor. İşte müşterinin istekleri farklı olabiliyor, şey olabiliyor ama o istemese bile siz 7E'yi en uygun şekilde onun projesinde sağlamanız lazım. Yani en maksimum işte yani belli bir oranı kuracaksınız. Atıyorum estetiği lüks malzeme, birinci sınıf malzeme kullanmayacaksınız. Ama üçüncü sınıf malzemeden estetik ürün yapmayı bileceksiniz. Gibi. Yani bunun Evet. dengesi. Emniyetten, demirden çaldırmayacaksın mesela. Doğru. O para kesin harcayacak yani. Mal sahibi onu göze alacak. Eğer senden şunun demiri daha az yapak, şurayı şöyle yapak ya da estetik iyi olsun, ucuz olsun, güzel olsun. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. Yani hani hem bir şey güzel olacak, hem ucuz olacak, hem işlevsel olacak. Yani öyle bir üstüne kaymaklı dondurma verelim yani. Dürüm ayran da hediye edelim falan gibi bir şey yok yani. Hani bu işin bir bedeli vardır. Bunu öncelikle siz öğreneceksiniz. O bedeli ödeyeceksiniz. Sonra da o bedeli mal sahipleri ödeyecek. Yani bu iş böyle güzelleşir. Yoksa boşu boşuna gider gider gelirsiniz. Mimar ya işte mimar var da burada işte işi bilmiyor ki derler. Şantiyeye çıkarsın. Şantiyede hakimiyeti kuramadıktan sonra orada bir hiçsindir. Herkes kafasına göre iş yapar. Parasını alır gider. Önce otorite kurmak istiyorsanız kuralımız bunlar. Bu dört maddeyi bileceksiniz. Anlaştık mı Muhammed? Anlaştık hocam. Sormak istediğim bir şey var mı? Son olarak bunu da sorayım. Bayağı uzun sürdü kritiğimiz. Bir saate yakın konuştuk herhalde. Hocam sormak istediğim bir şeyi yazdıklarıma bir bakayım. Yok gibi hocam, anladım genel olarak. Tamam, o İnşallah. zaman Geldim. kendine dikkat et. Tamam, sağ olun hocam. Görüşürüz haftaya. Hadi bay bay. Görüşürüz hocam. İyi günler. İyi günler, sağ ol. Nerede?